rüyam. Merhaba Siyam. Merhaba İhsan. Şehri Ramazan. Merhaba Kıyam. Merhaba Siyam. Efendim merhabalar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti, inayeti hepimizin üzerine olsun inşallah. Gününüz hayır olsun. Rabbim bu mübarek günlerde yapmış olduğunuz tüm ibadetleri, oruçlarımızı, namazlarımızı, her türlü hayır ve hasenatlarımızı dergah-ı izzetinde ahseni kabul ile makbul eylesin inşallah. Ramazan-ı Şerifiniz yeniden mübarek olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim her gün birbirinden değerli konuklarımızı ağırlıyoruz, ağırlayacağız. Bugün çok kıymetli hocam var. Aslında hocaların hocası diye tabir etmem daha doğru olur herhalde. Profesör Doktor Nihat Temel hocamız bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz, hoş sefalar getirdiniz. Allah razı olsun, sağ olun, safa bulduk. Hocam geçtiğimiz yıl özellikle pandeminin ilk başladığı günlerdi ve sizleri sürekli Skype üzerinden bağladık. Evet. Ve aynı zamanda bizi de kırmadığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, rica ederim. Ama bu yıl sizi aramızda görmekten gerçekten çok mutluyum. Ben de mutluyum, teşekkür ederim. Allah sizden ediyorum. Razı olsun. Sağ Allah hayırlı uzun ömürler versin. Amin. Amin. Gençliğinizi cümlemizi koruyorsunuz, enerjinizi koruyorsunuz maşallah. Maşallah, kendinize İnşallah iyi bakıyorsunuz hocam. Sağ olun. İyi bakıyorlar. Allah onlardan razı Amin. Olsun. Hayırlı evlatlar yetiştirmişsiniz. Amin, inşallah öyle. Allah eşinizden de evlatlarınızdan da razı olsun. Amin. Kıymetli hocam, şimdi hocaların hocası demekte sizler tevazu sahibi olduğunuz için estağfurullah dediniz ama gerçekten de İlahiyat Fakültesindeki yetiştirmiş olduğunuz öğrenciler olsun. Hem Kur'an-ı Kerim noktasında, kıraat noktasında çok güzel bir rehber oldunuz, yol açtınız, eğitimler verdiniz. Aynı zamanda kitaplarınızla da. Az önce yayın önce de bana bir kitap hediye ettiniz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. O konuyu da muhakkak bir günde işlememiz gerekiyor. İnfak i̇nşallah, konusunu. İnşallah. Ama ben sizlerden, açılışta ben okuyordum Kur'an-ı Kerim'i. Siz varken haddim değil. Estağfurullah. İstirham etsem, ayet-i kerimelerle, Allah'ın kelamıyla başlasak, bize bir Kur'an-ı Kerim tilaveti yapsanız hocam. İnşallah. Eyvallah. Allah razı olsun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء تقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا يتساءلون عن المجرمين
mücrimine ma selekenküm ma selekenküm fi sakar. قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكرة وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة صدق الله العظيم. Razı olsun hocam, gönlünüze sağlık. Maşallah, dediğin gibi hem bedenen hem sesinize de hiçbir değişiklik. İhtiyardan bu kadar olur. Estağfurullah hocam, gençsiniz maşallah. Allah daim eylesin hocam. Amin. Amin. Sağlığınızı da, ilminizi de daim eylesin inşallah. Amin. Hepimiz. Ne derler hocam? Malın kırkta biri, ilmin hepsi zekatı ölmesi gerekir. Siz de sonuna kadar bu emre itaat ediyorsunuz. Her platformda bildiklerinizi anlatıyorsunuz. Bugün de bizler davet ettik, icabet ettiniz. Bugün sizin ilminizden istifade edeceğiz inşallah. Rica ederim. Hocam, Ramazan ayı demek aynı zamanda Kur'an ayı. Kur'an ayı demek. Kur'an-ı Kerim bugüne kadar nasıl, günümüze kadar ulaştı, nasıl yazıldı, nasıl toplandı diye sorsam, ilk sorumuz bu olsa uygundur inşallah. Buyurunuz efendim. Evet, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak bu güzel Kur'an ayını memleketimiz, milletimiz, alemi İslam, alemi insanlığa huzur ve sükun getirsin inşallah. Hayırlara vesile olsun. Sağlık, sıhhat, afiyette daim eylesin inşallah. Bütün insanlığı öyle diyelim. Çünkü bu bela, bu virüs belası sadece belirli bir tabakanın, belirli bir grubun değil, bütün insanlığın sorunu. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bütün insanlığa bir sebep göndersin. İnşallah bu Ramazan ayı, bu Kur'an ayı, bu Kur'an okuduklarımızda buna vesile olsun. Bu temenniyle başlamış olalım. Efendim, Kur'an ayı tabii. Kur'an-ı Kerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kısa bir tarifini yapmak istiyorum. Böyle akademik formalitelere girmeden, yani halkımızın anlayabileceği bir dille Kur'an-ı Kerim nasıl inzal oldu? Tabii tarihi seyrine girmeden, zamanımız ona zaten fazla müsaade etmiyor.
Kur'an'ı tarif ederim. Kur'an Allah tarafından Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, Cibril-i Emin bu tabiri özellikle kullanıyoruz. Kur'an-ı Kerim için kullanılırken Cebrail aleyhisselam peygamberimize Kur'an'ı getirirken bu emin vasfını da mutlaka zikretmemiz gerekiyor. Yani bu önemli. Evet Cebrail diyebiliriz ama Cibril-i Emin diyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i aldığı gibi aynı emaneti hiç bozmadan, noksansız bir şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme getiren ve okunmasıyla ibadet edilen, mushaflarda yazılı, tevatüren günümüze kadar gelmiş, ebediyete kadar da, sonsuza kadar da aynı tevatürle gidecek ilahi bir mesajdır diyoruz. Kur'an bu, Kur'an bu. Bunları tek tek ifade etmeye gerek yok. Yani bunlar anlaşılan hususlardır yani. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem önceliği var. Tabii ki ta çocukluktan beri Cenab-ı Hak özellikle onu seçmiş. Onu ona göre yetiştirmiş. Yani Kur'an'a muhatap kılmış. Kur'an'a muhatap olacak şekilde onu yaratmış. Hem ruhi yapısını, hem fizikini, hem bedenini ona göre yapmış, ona göre yetiştirmiş, ona göre onu donatmış diyelim. Peygamberlik ilan edilmeden önce insanlar tarafından sıfatlar verilmiş. Tabii emin yani sıfatı. Ondan önce de emin vasfıyla vasıflandırılmış bir genç, bir insan. Çocukluğu ayrı bir devre. Onu incelediğiniz zaman çok şeyler görüyorsunuz. Gençliği ayrı bir özellik arz ediyor. Dolayısıyla son zamanlarında yani 40'lı yıllara yakın, 40'lı yaşlarına yakın zamanlarda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sık sık rüyalar gördüğü ki biz buna rüyayı sadıkalar diyoruz. Daha sonra vahyin gelişinde bu rüyayı sadıka yani doğru rüyalar, gerçek rüyaların önemi çok büyük Kur'an-ı Kerim'in inzalinde. Dolayısıyla rüyayı sadıkalarla besleniyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Daha sonraları da kendisine yalnızlık sevdiriliyor. Bu özellikle Peygamber Efendimiz'in bizzat kendi ifadesi. Yani son zamanlarda Kur'an-ı Kerim'in inzal olmaya başlamasından çok kısa zaman öncesinde yalnızlık sevdirildi diyor bana. Onun için Hazreti Hatice Validemiz diyor ki sık sık işte Hira mağarasına çıkardı oraya. Orada yalnız kalırdı. Gelir sadece iyaşesini alırdı. Yine tekrar oraya çıkardı. İşte böyle bir inziva hayatında böyle bir yalnızlığı sevdirildiği bir zaman birimi içerisinde Cenab-ı Hak peygamberine hem peygamberliğini hem de Kur'an-ı Kerim'i ilk defa orada inzal ediyor. Hira mağarasında. O dağın tepesinde. Bugün bile oraya çıkmak çok zor. Yani gidenler bilirler oraya çıkmak ayrı bir problem. İnmesi de ayrı bir problemdir. Ama Cenab-ı Hak öyle takdir etmiş ona. Orada ilk vahyi Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'e ikra diye oku diyor. Ne kadar güzel değil mi? İkra, okuyla başlıyor yani. Böyle bir kitap olamaz. Yeryüzünde böyle bir şey yok yani. Diğer semavi kitapların hiçbirisinde de bu yok. Bu özellik yok. Bu Kur'an'a ait. Sadece Kur'an'a ait bir özellik. İkra oku diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ma ene bi kariyin diyor. Ben okuma bilmem diyor. Tekrar ikra diyor. Yine ma ene bi kariyin diyor. Ben okuma bilmiyorum. Üçüncü defasında Cibril-i Emin özellikle Peygamber Efendimiz'i alıyor ve sıkıyor böyle, kucaklıyor filan. Hatta Peygamberimizin bir ifadesi var orada diyor ki, kemiklerimin birbirine geçtiğini hissettim diyor orada. Yani yok olduğunu hissettim diyor Cebrail'in sıkmasıyla. Sonra bıraktı, tekrar oku deyince, ikra deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de okudu. İşte Alak suresinin ilk 5 ayeti orada inmeye başlıyor Kur'an-ı Kerim'le. İkra, Bismi Rabbikellezî halak. Seni yaratan Allah'ın adıyla oku diyor ona. İkra, tekrar teyit ediyor. Ve Rabbükel ekremüllezî alleme bil kalem. Yani bu ayetlerin her birerlerini tek tek tahlil ettiğimiz takdirde, tefsir ettiğimiz takdirde çok enteresan şeyler ortaya çıkıyor. Yani alleme bil kalem. Kalemin ne kadar önemli olduğunu, bilginin, ilmin, yani literatürünün aslının orada başladığını bize göstermiş oluyor. Yani daha Kur'an'ın ilk ayetleri iniyor. Ve bu ilk ayetlerin bir başka özelliği daha var. Kısa ayetler. Bir iki kelimeden ibaret olan ayetlerdir. Allemel insane ma'lem ya'lem. Ya nasıl öğreneceğim bunu? Bunu öğrenmem mümkün mü? Neyle öğreneceğim? O kapasite bende var mı? Yok mu? Demene gerek yok.
allemel insane ma'lem ya'lem. Cenab-ı Hak sana bilmediğinde öğretecektir diyor. Ve Kur'an'ın ilk inzalı, indirilişi orada başlıyor. Orada başlıyor. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o heyecanla evine dönüyor. Hazreti Hatice validemizle işte çok rahatsız olduğunu, çok heyecanlı olduğunu, Hazreti Hatice validemizin de onun böyle tedirgin olduğunu, rahatsız olduğunu ama bir sevinç rahatsızlığı bu. Huzursuzluk var ama kendine nedir bu, ne değildir, nasıl ben bunu yüklendim, nasıl geldi, nasıl gitti filan. Malum o heyecanın, o kasırganın içerisinde Hazreti Hatice validemiz kültürlü bir insan. Mekke'nin çok zenginlerinden birisi, iyi bir aileye mensup. Hemen alıyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ve amcasının oğlu Varaka bin Nevfel'e götürüyor. O Varaka bin Nevfel ama bir insan ama birkaç dil bilen, okumuş yazmış, Hristiyanlığı çok iyi bilen, İncil'i bilen, yani Tevrat'ı iyi bilen birisi. Yani bunlara vakıf olan birisi. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz kendisine bu hadiseyi nasıl olduğunu anlatınca hiç üzülme diyor. Sen diyor peygambersin diyor. Ben senin gelişini İncil'de de Tevrat'ta da gördüm. Nitekim Saf suresinde İsmihu Ahmet diye geçen o ayeti celile de o ayeti celile aynen İncil'de de mevcuttur. İncil'in ayetidir o da. Yani İncil'de işte ve izgâle İse ibn-i Meryem'e ya beni İsrail'e diye başlayan o ayette musaddikan lima beyne yedeye mine Tevrat'ı diye devam ediyor. Yani Tevrat'ı ve İncil'i tasdik eden evet. Ve ismi de Ahmet olan birisi geleceğini o ayet müjdeliyor. O İncil ayetidir. Bak diyor senin ismin İncil'de de geçiyor diyor. Hiç merak etme diyor. Ama çok yaşlandım. Ne yazık ki çok çileler çekeceksin. Çok zorluklar çekeceksin. Seni memleketinden kovacaklar diyor. Rahatsız edecekler, huzursuz edecekler. Keşke yaşın müsait olsaydı da o günlerde sana yardımcı olabilseydim diyor Varaka bin Nevfel. O zaman sonra, tabii o toplumda Varaka bin Nevfel'in o alim olduğunu biliyorlar değil mi? Tabii, yani, toplum onu iyi tanıyor. İkna edebilirim tabii, diye. Tabii. Yani, öncü bir insan, önder bir insan. Üzüntüsünü bir belli, insan üzüntüsünü söylüyor. Tabii, keşke üzüntüsünü söylüyor. Olsaydı. Çünkü diyor ki, İncil'de de Tevrat'ta da bunlar vardı diyor. Yani sen geleceksin, ismin de Ahmet senin. Dolayısıyla sana zulmedecekler, işkence edecekler, seni kabul etmeyecekler, belki darp edecekler. Yani bütün sıkıntılara maruz kalacaksın. Ama gönlüm isterdi ki o günlerde sağ olsaydım da yaşlı bir insan çünkü aynı zamanda sana yardımcı olsaydım burada diyor. Burada bir şey sorabilir miyim? Kur'an-ı Kerim nazil olduğunda buyurduğunuz ayetler geldiğinde o anki toplumun durumu nasıldı? Yani hangi dine mensuplardı, nasıl yaşayışları vardı, neden ikna etmekte bu kadar zorlanacağını söylemişti Efendimizin Varaka bin Nevfel. Yani o günün toplumunu biliyorsunuz, müşrik bir toplum. Yani Mekke'deki toplum tamamen puta tapan. Yani Tevrat'ı, İncil'i vesaire tabii, bilmiyorlar mı? Tevrat'ı, İncil'i de bilenler vardı. Yani işte Varaka bin Nevfel gibi veya ona benzer insanlar vardı. Yani İncil'i de biliyordular, Tevrat'ı da biliyordular. Fakat ama çok, sapkın bir. Tabii sapkın. Tahrif edildiği için evet. İncil'i de tahrif edilmiş. Zaten Tevrat da tahrif edilmiş. Dolayısıyla ne İncil'in ne de Tevrat'ın aslı yok. Sadece kenarda köşede Varaka bin Nevfel gibi kalmış olan bilgin insanlar onu biliyordular. Ama çoğunlukla müşriktiler. Yani biraz daha şirke yönelmiş olan insanlardı. Fakat onlarda bir şey vardı. Yani puta tapıyordular. Fakat putları Allah diye kabul etmedikleri söyleniyor. Yani bu Allah değildir. Tapıyor ama diyor ki bu aracıdır filan. O da önemli yani. Demek ki o toplumun her toplumda olduğu gibi yani o toplumda da şirke yönelmiş olan o toplumda yine de bir Allah inancı var. Yani bunlar sadece aracı diyor yani. Onu da diyebiliyorlar. Bu da bir antiparantez olarak. Da tapıyorlar ama inanmıyorlar. İnanmıyorlar. Yani evet. O günün toplumunun realitesini gösteriyor bu da. Hı hı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bir şey var o arada. Ben bunları böyle anekdot olarak kısa kısa aralara sokuşturmak istiyorum. Halkımızın bunları bilmesi, Kur'an'ı tanıması çok önemli. Mecburduruz. Yani mecburuz Kur'an'ı tanımaya. Yani bugün başımıza gelen neler varsa Kur'an'ı tanımadığımızdan dolayıdır. Üç gün vahyin kesildiği söyleniyor. Bir de 3 yıl sayılıyor. Burada tamamen 3 gün geçerlidir. 3 yıl o sadece gizli ibadetlerle alakalı olan. Onu bazıları karıştırıyorlar. 3 yıl vahiy kesildi diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok özledi. Hayır 3 gündür. 3 yıl değil, 3 gündür. 3 gün sonra tekrar Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bakınız yine inen Müddessir suresinin ilk ayetleri. Onlar da kısa ayetler. Çok enteresan onlar da. Ya eyyuhel müddessir.
Çünkü o sıkıntıdan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başına bir şeyler alıyor, örtüyor, böyle sıkılıyor, sık sık terliyor. Yani o heyecan vahiy inmiş, kendisine peygamberlik gelmiş. Kolay bir şey değil bu. Ya eyyühel müddessir, ey bürünen insan diyor işte, büründüğü şey. Kum fe endir, artık kalk. Bitti, vazife verilmiş oluyor. Kum fe endir, kalk. Öyle bürünmeyle bu iş olmaz. Dolayısıyla yattığımız yerde böyle oturarak, affedersiniz argo bir tabir kullanırlar ya, yan geleceği efendim yatarak hizmet edilmez yani. Kalkacaksın. Hizmet için mutlaka ayakta olacaksın. İdeal, ideal bir insan portresi çiziliyor orada. Kum fe endir, kalk ve hatırlat. Artık insanları korkutuyor. Fakat çok enteresan. Ve rabbeke fekebbir diyor. İlk tevhid başlıyor orada. Rabbini büyük bileceksin. O kadar. Rabbini büyük bil. Bir tek o büyüktür. O vardır. O tektir. Çünkü oradan başlıyor. Şirk var. Karşısına koyduğu şey tevhiddir. Şirk yok artık. Şirki bitirmenin en güzel ayeti işte o kısa ayet. Ve rabbeke fekebbir. Rabbini büyük bileceksin. Burada şey aklıma geldi. Bakara suresindeki ayet-i kerimeler var ya, İbrahim Aleyhisselam ile İsmail Aleyhisselam Kabe'yi inşa ettikten sonra İbrahim Aleyhisselam duaya başlıyor. Rabbena ve bat fihim rasulen minhum yetur aleyhim diye devam ediyor. Sonra evet. Sanki adeta eğer affınıza sığınıyorum, hatam varsa söyleyin. Sanki Rabbimiz sözünü kesmiş gibi İbrahim Aleyhisselam oradaki ayet-i kerimede İzgâle lehu rabbuhu eslim. Gâle estemtü li rabbil alemin. Teslim ol. Ben alemden Rabbine teslim oldum de kurtul der kurtul gibi adeta. Tabii aynen öyle. Hocam. Tabii. Burada sizi bir dinlendirebilir miyiz? Peki. Hem o dönemde... Bir ayet daha okuyayım. Buyurun. O dönemden de bahsettik ya. Bir Arapça ile okuyacağım biraz. Vesiyah belki evet. Fadahir. Evet. Hemen bakın bu da çok çok önemli. Ya, temizliğe ne kadar önem veriyoruz. Şimdi bir yıldan beri söylüyoruz. İşte maske, mesafe, temizlik falan deyip evet. Duruyoruz. Daha 1500 sene önce o bedevi insanların arasında vesiyah belki fadahir diyor. Elbiseni de temiz tut diyor. Çünkü temiz olacaksın, pırıl pırıl olacaksın. Çünkü sana inen vahiy sıradan bir vahiy değil. Kur'an'a muhatap olacaksın, temizli olacaksın. Temizlik buyurun. İmandandır. İmandandır, evet. Nezafetü minel iman. Evet. Evet. Müttessir suresinde evet. De aynı şekilde emir var değil mi? Evet. İman. Büşra lene lil melmune zelel ana ve felhana. بشرى لنا لنا المنى ذال العنا وفى الهنا بشرى لنا لنا المنى ذال العنا وفى الهنا
Ya aynu karri a'yuna, ya nefsu tibi bil liqa, ya aynu karri a'yuna, hada cemalul Mustafa, envaruhu la haslana, büşra lana lilna almuna zalal ana ve felhana, büşra lana ذال العنا وفالهنا بشرى لنا للنا المنى ذال العنا وفالهنا بشرى لنا للنا المنى ذال العنا. اللهم صل وسلم على sağlık ya. Harikaydı. Çok güzel. Harika. Hocam bu aralar arkadaşlar bu arada gönlünüze sağlık gerçekten. Muazzamsınız. Yani İyi ki varsınız. Evet. Teşekkür ederiz. Allah sağ razı olsun. Bu aralar hocam bende de sizde de oluyordur belki de bahar alerjisi var. Evet. Tabii bu da ses tellerinde ödem yapıyor maalesef. Biliyorsunuz. Tam da bu mübarek aylara denk geldi. Bu da imtihanımız. Olsun, çok güzeldi. Allah da şifa verir inşallah. Çok güzeldi, çok güzeldi. Allah razı olsun. Ortam güzel. Sizin muhabbetiniz güzel, çok güzel. Söz güzel.
kime söylenmiş bu ya? Bir de onu düşün yani, değil mi? Ya bir de hocam bu Arapçanın böyle çok tesiri var. Çok güzel bir tesiri var. Yani Arapça Kur'an-ı Kerim'den alıyor o özelliğini, güzelliğini. Mesela Kur'an-ı Kerim ininceye kadar Arapça gerçekten güzel bir dil, fasih bir dil. Edebiyatı zirvede olan bir dil. Yani şiir ondan yazılıyor. Suk-ı İkaz Panayır'ındaki Muallakat-ı Seb'aler işte her yıl yapılan panayırdan sonra yarışmalar yapılıyor. O yarışmalardaki birinci olan şiirler bir sene boyu Beytullah'ın duvarında asılı kalıyor. Ona muallaka diyoruz işte. Hatta Kültür Bakanlığı bu yedi askı diye de tercüme etti onu. Yani oradan temin edenler olursa tercüme edildi, görülür orada. Yani edebiyatın zirvede olduğu bir dönemde fakat Kur'an-ı Kerim indiği takdirde o edebiyatla meşgul olanlar bir daha onu yazmıyorlar. Bitti bu diyorlar. Bu hiçbir şeye benzemiyor. Yani bunun yanında şiir yazılmaz. Bunun yanında herhangi bir edebiyatın esamesi okunmaz diyor. Onun için söylenen söz kime söylenmiş? Yani Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme söylenmiş. Yani onun müjdeleyicisi olarak söylenmiş. O bakımdan hem ifadeler çok güzel. Belki anlamayan kardeşlerimiz vardır ama içerideki ifadeler onu gösteriyor zaten. Selam, Peygamberi, size hatalarım olmuş olabilir. Tabii, estağfurullah. Peygamberi metüsena eden muhteşem bir şey yani. Ben bunu her dinlediğimde, hele siz de bugün çok güzel icra ettiniz. Allah sağlık, sıhhat, afiyet versin. Allah razı olsun. Bir de şey vardı hocam, hac ziyareti esnasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şiir yazılıyor. Ve evet, tabii. O sabah namazında o şiir rüyasına giriyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şiirde o hadisi... Onu Nabi yazıyor. Evet, Nabi'nin şiiri. Nabi yazıyor yani. Sakın terki edepten kuyu mahbubu hudadır bu tabi. Nazargâh-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu Allah diyor. Allah. Deniliyor ki padişah devenin üzerindeki hevdeç mi diyorlar ona, ne diyorlar. Biraz herhalde yorulmuş belki Medine-i Münevvere'ye de yaklaşmışlar. Ayaklarını birazcık uzatıvermiş yani. Nabi şimdi toparlan diyecek, girdiğin yer sıradan bir yer değil diyecek ama nasıl desin diyemiyor onu da. Buna işte orada yazıyor ve söylüyor ama ifade ederek. İlk defa söylüyor tuluat olarak. Sakın terki edepten kuyu mahbubu hudadır bu. Hudanın sevgilisinin köyüne giriyorsun, makamına giriyorsun. Biraz edebi sakın filan diyor. Tabii Medine-i Münevvere'ye girdiklerinde ezan-ı Muhammedi'den sonra sela verilirken o selanın öncesinde Nabi'nin bu şiiri okunuyor. Bu şiiri okuyor oradaki müezzin. Yani padişah da şaşırıyor. Bunu ilk defa mı söyledin? Evet. Nereden bildiler bunu? İşte müezzine soruluyor. O da diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana rüyamda bunu ezberletti ve bunu oku karşıla dedi onlara. Şimdi söyleyene bak, söyletene bak, karşılayanlara bak, karşılatanlara bak. Bu çok önemli. Peygamber sevgisi o gün de vardı. Fakat bir şeyi itiraf etmek lazım ki peygamber sevgisi bizim milletimizde zirveye ulaşmıştır. Zirvesini bizim milletimizde yaşamıştır. Ne mutlu. Evet, yani bizde yaşamıştır. Evet, Medine-i Münevvere'de Tala'l Bedru aleyna inşallah onu da söylersiniz. Evet. Onunla karşılamışlar, defterle karşılamışlar ama o edebiyat, o şenlik, o huzur, o güzellikler ayrı ama edebiyatta peygamber sevgisi bizde zirveye ulaşmıştır. İnşallah öyle devam eder. İnşallah, inşallah hocam. Şimdi siz anlatınca oralarda gözümün önüne geldi. O yeşil halı diye bahsettiğimiz bölüm var ya. Evet. Orada bize de namaz kılmak nasip olmuştu. Bir defa gitmek nasip oldu bana ama çok da güzel şeyler nasip oldu. Şimdi kısaca anlatayım sizlere de hem anımı anlatmış olayım hem de oraları hatırlayalım. Sonra size şu soruyu soracağım. Kur'an-ı Kerim nazir olduktan sonra buyurdunuz ki Efendimiz o heyecanla eve geldi. Hazreti Hatice validemize anlattı. Ondan sonraki ayetlerde ikna etme noktası nasıldı? Sonra nasıl yazıldı? Nasıl toplandı? Evet. Nüzul sırasına mı göre işte ayetler şu andaki mevcut Kur'an-ı Kerim'i nasıl okumalıyız? Vesaire. Bunların hepsini soracağım sizlere. İnşallah. Şimdi o yeşil halıya geldiğimizde gözün önüne ilk ben çok hadislerde hep karşımıza çıkar Ebu Hureyre radıyallahu anh. Evet, tabii. İşte Efendimiz demek ki burada istişare yapıyormuş, burada onlarla muhabbeti burada konuşuyormuş. Ondan sonra hadisler günümüze kadar gelmiş vesaire. Gözümün önünde hep canlandı o an. Fakat benim şöyle olmuştu. Uçakta giderken ilk defa gidiyorum hayatımda.
beni bir şirketin umrecilerine görevlendirdiler. Tabii benden tecrübeli, 40 yıldır oraya umrecileri götüren bir abimiz vardı, hocamız vardı. Ben çok heyecanlıyım. Ben dedim ki ya insanlara ben ne anlatacağım? Çünkü ben oraya gitmedim ki hadi tamam duyduk, biliyoruz ama ne anlatacağım diye o kitapları inceliyorum. Bir tane kitapta şöyle yazıyor, diyor ki bana uzaktan salatü selam getirenlerin ben selamını alırım. Ama Ravza'mı ziyaret edenleri direkt alırım. Ayakta karşılarım diyor tamam. Adeta. Şimdi onu okuyunca çok heyecanlanmıştım. İndik Medine-i Münevvere. Bir karışıklık var. Herkes bavullarını otellere koyuyor falan. Dedi ki Yusuf Hocam, dedi ki buranın dedi edebindendir bu. Önce Efendimiz'e selam verilir. Hocam açıksa gidelim bir mescide. Selam verelim. İnşallah Bab-ı Selam kapısı da açıktır bugün. Tam da cuma gecesi. Biz girdik sıraya. Şimdi Efendimiz karşımızda sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer. İnsanlar bir gözyaşı döküyor. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah diyorlar. Tam oraya gelince kalbim tabii küt küt atıyor. O yeşil aldı, önce bir namaz kıldım. Sonra sıraya geçtim. Oraya geçtikten sonra orada bir mihrap var. Ön taraftaki mihrap. Şu anda namaz kılınan yer mi orası? Yoksa bir hayır, arkadaki mi namaz kılınan daha yer? Daha önce o dediğiniz yeşil halıyla yanı başında bir minber var. Evet. Mihrapta minber. Mihrap da oradaymış daha önce. Hı hı. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu iki benim kabrimle bu mihrabın arası cennet bahçelerinden bir bahçedir diyor. Şu anda ama öndeki mihrapta. Şu anda öne taşındı o. Önde. O evet. Şu anda önde kılınıyor. Orası değil ama orada duruyor. Orası sabit duruyor. Hı hı. Hatta orandaki yazıları da bizim hattatlar yenilediler onlar. Hı. Nefis yazılardır onlar. Zannediyorum yanlış hatırlamıyorsam 3. Selim zamanında. Zaten Osmanlı'nın izleri orada muhteşem. Orada. Bir de hemen Peygamber hı. Efendimiz'in o Ravza'nın hemen arkasında Ashab-ı Suffa var. İşte Kur'an-ı Kerim'in yazıya geçişiyle alakalı, vahiy katipleriyle alakalı orayla ilgili de yeri gelince birkaç cümle söyleriz evet, inşallah. Tam evet. O mihrabın İlk oraya... İlk üniversitedir orası. Evet, evet. İşte tam oraya geleceğim birazdan. Evet. Tam o mihrabın orada dedi ki hocamız Yusuf Hoca, yaşı da bayağı vardı. Buradan da selam olsun kendisine. Ama çok tecrübeliydi. Çok hacılar götürmüş oraya. Yıllarca orayı ziyaret etmiş. Hocam dedi şurada bir yatsı namazını eda edelim dedi. Kılmadık. Gece saat 10, işte 1-1.30 sıraları falan. Tamam dedi kılalım. Kıldık namazı. Ondan sonra ben tabii normal bizi Türkiye'de bitirdikten sonra ülkemizde ne güzel Bakara suresinin son ayetlerini okuyoruz ya. Amin Resul. Onu okudum ama biraz kısık sesle okudum. Gözler de kapalı tabii bir heyecan da var. İlk defa gidiyorum. O oranın duygusu da var. Sonra kulağıma eğildi Yusuf Hoca dedi ki sen okurken insanlar seni dinliyordu. Biraz bir şeyler okusana dedi. Hocam ben başladım. Ve mâ Muhammedun illâ rasûl. Gad halet min gabli rusûl. Devam ediyorum. Okuyorum ama gözler kapalı. Belki de hayatımda öyle Kur'an-ı Kerim okumadım ama. Şimdi okurken insan konsantre olur. İşte sesinin çatlamamasına gayret gösterir. Tamam şey de vardır. Samimiyet de vardır ama orada bambaşkaydı. Tam Tevbe suresinin son ayetlerine geldim. Lekad ca'akum rasulun min enfusikum aziz ayetini okudum. Allah diye bağırmaya başladılar. Gözlerimi açtım. Herkes etrafıma toplanmış. İki tane de polis var yanımda. Meğer orada yüksek sesle işte oranın imamları dışında tabii. Vesaire okumak yasakmış. Fazla kalmak da yasak. Fazla kalmak da yasakmış. Ama tabii insanlar oraya toplanınca yapacak da bir şey kalmamış. Tabii. Sonra benim kulağıma eğildi Yusuf Hoca dedi ki Bekir Hocam dedi. Bu dünyada ne Abdülsametler geçti, ne Abdülbasitler geçti, ne Üstadlar geçti, Mustafa İsmail'ler geçti. Belki de onlara burada bu şekilde peygamberin huzurunda Kur'an-ı Kerim okumak nasip olmamıştır. Sana nasip oldu dedi. Evet. Tabii öbür gün oraya gittiğimde mescide herkes şey Üstad diye karşılıyor tanıyanlar. Çok güzel günlerdi. Çok özledik tabii. İnşallah tekrarını nasip amin. Eylesin inşallah. Şimdi oraya varınca işte o yeşil alayı görünce benim direkt gözümün önünde hep böyle siz gibi değerli hocalarımızın güzel. Anlattığı işte orada toplanıyorlardı. Söylemleriniz aklıma geldi. Tam da burasıdır dedim evet. Zaten içimden doğru. De. Evet hocam şimdi ayet-i kerimeler nazil olmaya başladı. Ve Hazreti Hatice validemize söyledi. Bu şekilde oldu. Oku emri geldi. Ondan sonra Müddessir suresini ilk ayetleri evet, geldi. Evet. Okuduğunuz son ayette çok önemli. Elbisenizi temizleyin. Oradan devam edelim hocam. Evet. Sonra elbisenizi temizleyin diyor. Ondan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tabii işte o 3 günden sonra Müddessir suresi. Ondan sonra da yavaş yavaş tebliğ etmeye başladı. İlk tebliğ ettiği tabii ki Hazreti Hatice validemiz. Hanımlardan Hazreti Hatice validemiz ve
ilk Müslüman olan da Hazreti Hatice'dir ve hanımdır. O bakımdan hanımlar bununla çok iftihar edebilirler. Yani ilk erkek değildir. Peygamber Efendimiz'e ilk intisap eden, ilk Müslüman olan kadındır. İlk Müslüman olan kadın Hazreti Hatice validemiz. Çocuklardan da Hazreti Ali kerremallahu veçe, Ebu Talib'in oğlu, Peygamber Efendimiz'in yanında orada beraberler. Amcasının oğlu odur. Ondan sonra yavaş yavaş artık tebliğ başlıyor artık. Mecbur kum dedi ya kalk artık başlıyor ama bunu gizli gizli yapması lazım. Tabii buraları biraz hızlı geçmek lazım. Zamanımız ona fazla el vermiyor. Ondan sonra Peygamber Efendimiz'e ayetler gelmeye başladı. Yavaş yavaş ayetler geliyor. Zaman zaman sure de geliyor. Mekke'de inen bir sure vardı. Mesela Fatiha suresi sure olarak ilk inen sure Fatiha suresidir. Tam bir sure olarak inen, tam olarak inen. Diğer surelerin tamamen ayetleri iniyor, ayetler. Kısa sureler dediğimiz sureler de tek defada inen surelerdir. Ama diğer sureler uzun uzun sureler. 256 ayetlik, 286 ayetlik sureler var. O surelerdeki ayetler de peyderpey iniyor. Abdullah bin Sa'd'ı buluyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. O da ilk Müslüman olanlardan birisidir. O da çok iyi yazmayı biliyor. Yani o nebati yazıyı çok iyi yazıyor. Aynı zamanda hafızası güçlü bir adam. Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine gelen vahiyleri ona yazdırtıyor. Hem de ezberletiyor. Zaten kendisi de ezberliyor. Yani gelen vahiyi öncelikle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine, ondan sonra lisanına, orada kaydediliyor. Ondan sonra lisanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ezberliyor. Ama Cebrail tekrar ettiriyor onu. Ne kadar tekrar ettiğini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman ifade ediyor. Onlar kayıt altına alınıyor. Hem kalpte hem sadırda hem de ondan sonra Peygamber Efendimiz satırla onları da yazdırtıyor orada. Dolayısıyla Mekke'de başlamıştır yazma hadisesi. Tabii onu yazarken yavaş yavaş da artık gizliden gizliye Erkam'ın evinde filan Müslüman olma şeyleri başlıyor. Evet işte 40. Müslüman olan da Hazreti Ömer radıyallahu anh. Ki 40. Müslüman Hazreti Ömer radıyallahu anh'a kadar demek ki Taha suresine kadar gelen ayetler var. 13 yıl içerisinde bayağı hizmetler var orada. Peygamber Efendimizin Varaka bin Nevfel'in dediği gibi çileleri var. Yollarına dikenler dökülüyor. Ebu Cehil'in hanımı, karısı efendim işte onun geçtiği yollara affedersiniz deve pisliklerini atıyor. Geçtiği yerlerden başına bir şeyler atıyorlar. Dolayısıyla böyle bir çileli hayat var yani. Ama o çileli hayat içerisinde yine İslam'ın tebliği devam ediyor. Müslüman olanlar devam ediyorlar. O arada işte hicretler başlıyor. Hicret işte Yemen'e giden, hicret eden sahabiler var. Yavaş yavaş. Çünkü orada artık rahatsız oluyorlar. Hep tehdit altındalar. Tehcir müddeti var. 3 yıl tehciri var Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amcası sayesinde o tehcir Medine'deki bir mahalle tehcir ediliyor Müslümanlar için. Ne giren var, ne çıkan var, ne yiyecek, ne içecek alabiliyorlar. Böyle bir sıkıntılı bir dönem. İşte o dönemden sonra da işte şey başlıyor. Nedir? Medine-i Münevvere'ye hicret başlıyor. Ben biraz hızlıca geçiyorum. Çok güzel. Çünkü bunlar önemli. Yani Kur'an'ın vahyinde bunlar çok çok önemli. Vahiy geliş şekilleri var yani. Zaman zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çıngırak sesi geliyor. Ondan sonra vahiy inmeye başlıyor. Peygamberi hazırlıyor. Veya bazen Dıhyetül Kelbi denilen bir zat gibi, çok yakışıklı bir delikanlı, Kelbi kabilesine mensup birisi, onun suretinde geliyor Cebrail aleyhisselam. Bazen böyle sessiz geliyor, bazen rüya halinde geliyor. Dolayısıyla vahyin çeşitleri var yani. Vahiy geldiği zaman, zaman zaman vahiy geliyor, Peygamber Efendimizin yanında eğer bir sahabi varsa, ki anlatılıyor, sahabinin dizine Peygamber Efendimizin dizi dokunuyor. O esnada da vahiy geliyor filan. Sahabi diyor ki, şu anda ismi hatırıma gelmedi, diyor ki dizimin koptuğunu hissettim diyor. Öyle bir ağırlıkla geliyor yani vahiy. Ve Peygamber Efendimiz'de bir terleme oluyor. O terlemenin akabinde vahiy inzal oluyor. Yani Kur'an ayetleri geliyor veya hangi ayet geliyorsa. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den o vahiy hali geçtikten sonra Peygamber Efendimiz onu ezberliyor. Tabi o esnada Cebrail'le şey mülaki, onunla beraber ezberliyorlar, okuyorlar, talim ediyorlar. Mukabele de oradan mı geliyor? Efendim? Mukabele şu an. Mukabele anda. Geleceğim oraya. Ondan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o aldığı ayetleri hemen oradaki vahiy katiplerine okuyor.
İşte vahiy katipler Übey bin Kâb mesela Medine'de ilk vahiy katibi de Peygamber Efendimiz'in Übey bin Kâb'tı. Bizim kıraatta da üstadlarımızdan birisidir. Evet. Kıraatı ondan almışız. Dolayısıyla Übey bin Kâb'ı okuyor. Orada yine başka şeyler de var. Yani 40'ı geçkin o günün şartlarında 39, 40, 35, 40'ı aşkın vahiy katipleri var. Bunlar yazma bilenler, ezberleri iyi olanlar, gençler. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz onları okuyor hem de yazdırıyor. Dolayısıyla hem satırlara yazılıyor Kur'an-ı Kerim hem ezberleniyor. Dolayısıyla bu ezber devam ediyor. Devam ettikçe gelen ayetleri Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki bu ayeti falan surenin filan yerine koyun diyor mesela. Onun için ayetlerin tertibi tevkifidir. Yani Allah tarafından Cibril Emin'e nasıl buyurulmuşsa Cibril Emin de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme nasıl öğretmişse o ayet falan surenin filan yerine öyle koyuluyor. Tevkifidir o. Ama surelerin tertibi o içtihadidir yani. Sureler biri öne biri arkaya olabilir ama ayetler tevkifidir. Bu da çok önemli. Siz bir ayeti buradan çıkarıp yukarıya veya diğer ayeti çıkarıp diğer ayetin altına aşağısına koyamazsınız. Bu böyle emredilmiştir. Cenab-ı Hak tarafından böyle gelmiştir. Böyle bir devam ediyor bu tebliğ ve vahiy katiplerinin yazması. Hülasa uzun bir zaman devam ediyor. 23 yıl gibi bir zaman birimi içerisinde. Hiçbir semavi kitaba nasip olmamıştır bu. İncil bir defada indirilmiştir. Tevrat levhalar halinde sanduka içerisinde işte Hazreti Musa'ya öyle tevdi edilmiştir. Ama 23 yıl gibi bir zaman birimi içerisinde. Onun için Kur'an-ı Kerim'in diğer bir adı tenzildir. Tenzil peyderpey, peyderpey indiriliyor. Zaman içerisinde ihtiyaca mebni olarak indiriliyor. Siz bir soru soruyorsunuz peygambere. Ya Resulallah şunu nasıl yapmalıyız diyor. Falan ama Peygamber Efendimiz bilmiyor. Ümmi vahiy bekliyor. Vahiy geliyor. Dolayısıyla vahiy geldikten sonra onu bildirmiş oluyor. Dolayısıyla hem hükümlerin, ahkamın ihkak edilmesi yani gerçeğe dönüştürülmesi ancak bu şekilde oluyor. Onun için 23 yıl gibi bir zaman birimi içerisinde böyle inzal oluyor. Ve en son bunlar Zeyd bin Sabit mi? Onu zikredeceğiz biraz sonra. Belki siz şey hazırlanıyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey var hocam. Çok özür dilerim. Sözünüzü vallahi kesiyorum. Affınıza sığınarak. Estağfurullah. Şimdi süre çok daralıyor. Çok az bir süremiz kalmış. Ben onu özetlerim neyse kısaca. Şimdi çok az bir süre kalmış. Ben şöyle sizlere, tabii tekrar sizi konuk alacağız ama. Şimdi Kur'an-ı Kerim şu ana kadar nereye kadar geldik? Toplanması. İşte sureleri nazil şekillerine göre işte onlardan bahsettiniz. Ben size kritik bir soru sormak istiyorum. Şimdi o dönemde yani insanlar bizlere çok soruyorlar. Bizler de elimizden geldiği kadar siz üstadlarımıza soruyoruz, cevaplandırmaya çalışıyoruz ama ben burada da o insanların da sesiyim aynı zamanda size sorayım. Şimdi o yarımadada Kur'an-ı Kerim nazil oldu, Arapça olarak nazil oldu. Hatta bazen bir karı koca kavga ederdi. Efendimiz'e belki onunla ilgili de bir ayet gelirdi. Aynen. Ve cevap da o şekilde verilirdi. Ayete göre, ayetin içinde. Mesela kassemi Allahu kavlelleti tücadiluke fi zevciha ve teşteki ilallah. Peki diyorlar ki. Orada bir kadın şikayet ediyor kocasını özellikle. Evet. Peki diyorlar ki günümüzde diyorlar yani aynı şekilde şu günümüze ve geleceğe ışık tutuyor mu? Aradığımız her şeyi gerçekten Kur'an-ı Kerim'de bulabiliyor muyuz? Vardır evet. Diye sorarlar. Evet. Peki derler ki biz Kur'an-ı Kerim'i iyice anlamak için ne yapmalıyız? Tefsir mi okumalıyız? Meal mi okumalıyız? Nereden başlamalıyız? Şimdi En'am suresinde وَلَا رَبِّنْ وَلَا يَعْبِسِنْ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُّب۪ينَ başka bir ayeti celilede وَلَا أَصْغَرَ وَلَا أَكْبَرَ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُّب۪ينَ yaş kuru ne varsa, büyük küçük ne varsa hepsi Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Tevrat da Kur'an-ı Kerim'de mevcut, İncil de mevcut, Zebur da mevcut. Yani onlarda ne varsa Kur'an-ı Kerim onların hepsini ihtiva ediyor. Bütün peygamberlerin gelişini, gidişini, bütün hareketlerini Kur'an-ı Kerim muhtevi. Yani onları ihtiva ediyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in her Ramazan ayında bir defa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cibril'e arz ediyor. Buna arz metodu diyoruz. Ama son vefatından önceki son Ramazan'da iki defa arz ediyor. Arzayı ahire diyoruz. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cibril'e, Cibril Peygamber Efendimiz'e okuyor. Hatta son arzayı ahirede Zeyd bin Sabit'in orada olduğu da önemli. Zeyd bin Sabit önemli birisi çünkü Kur'an-ı Kerim'in cem halinde yani toplanmasında başkanlık yapan
O sahabidir, Medinelidir, 3-4 lisan bilir, zeki bir insandır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de her şey vardır. Kur'an-ı Kerim sadece bugünün, yarının değil, Kur'an-ı Kerim geleceğin de ta ebediyete kadar olan hadisatın da bütün hepsini muhtevidir. Dolayısıyla formüle edilir Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim bir kimya kitabı değildir ama kimyadan bahseder. Kur'an-ı Kerim bir astronomi kitabı değildir ama astronomiden de bahseder. Onun formülünü verir. Peki o formülü kim çözecek? Kim çözecek onu? Bir hoca lazım. Değil mi? Matematikte formüller var, logaritmalar var, şunlar var, bunlar var. Fiziki formüller var. Kim çözüyor bunları? Fizikçi çözüyor. İşte, evet. Matematikçi çözüyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin özelliği şudur. Ya eyyühe'r resulü belliğ ma unzile ileyke min rabbik ve in lem tef'al fe ma bellâte risalete. Vallahu ya'simuke minen nas. Senin görevin tebliğ etmektir. Tebliğ edeceksin diyor. Allah senin yardımcın olacaktır mutlaka. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz hem üsve-i hasenedir, bir modeldir. O yaşıyor. Gelen hadisatı, formülleri hem çözüyor, bize öğretmiş oluyor. Dolayısıyla da yaşıyor ve onun adı canlı Kur'an'dır. Canlı Kur'an. Kur'an'ın canlı hali Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Öyleyse biz ne yapmalıyız? Buradan yola çıkarak Kur'an-ı Kerim'i, işte o mukabele diyoruz ona. Arzaya ahirede Cibril'le Peygamber Efendimiz'in devamlı olarak birbirlerine okumalarına mukabele diyoruz. Hani evet. Biz de teşekkür ederim. Biz de diyor ki bil mukabele. İşte bayramınız mübarek olsun bil evet. Mukabele. Benim de, ben de sizinkini falan gibi. Dolayısıyla mukabele usulü oradan kalmıştır. Yani hafızlar okur, cemaat dinler veya oradan birisi okur, başkaları dinler. Onlar okur, başkası dinler. Bu karşılıklı okumalara mukabele diyoruz. Mukabele de bu isim de oradan kalmadır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de her şey vardır. Ama formülünü iyi bilmek lazım. Formülü nerede çözülüyor? Hadislerde. Peygamber Efendimiz'in sünnetlerinde. Dolayısıyla Kur'an'ı sünnetten, sünneti Kur'an'dan ayırmak da mümkün değil. Ya bir de, bu mümkün değil. Bir de şimdi, ayıramazsınız. Bir de şimdi bir bütünlük var. Sizin dediğiniz gibi az önce hiçbir şiir onun gibi değildir. Dedi. Değil tabii. Evet, değil. Kur'an da diyor bu ne şiirdir ne evet. De evet nazımdır. Şimdi bazen şöyle bir ayeti kerime alıyorlar. O ayeti kerimeden sadece bir mana çıkarıyorlar. Ne bir öncesine ne bir sonrasına ne başka suredeki aynı karşılığına bakmadan sadece bir ayetten mana çıkarıp yani kendi işine geldiği şekilde tefsir etmeye çalışıyorlar. Ben oradan diyorum yani insanlar gerçekten de nereden öğrenecekler? En güvenli kaynak nedir? Ne yapması gerekirler? En güvenli kaynak Bekir Hocam, siz de biliyorsunuz en güvenli kaynak Kur'an-ı Kerim'i Kur'an-ı Kerim'de tefsir eden mealler var. Bakın bunlar çok önemli ama araştırsın vatandaş bunu. Kur'an'ı Kur'an'la tefsir ediyor. Sonra Kur'an'ı sahih hadislerle tefsir eden mealler var. Öncelikle bir defa bir kısa, ön bilgi olarak meal okumalı. Arkasından güvenilir bir tefsir okumalı. Yani çokça tefsir var. Yani şu ana kadar İbn Abbas'tan günümüze kadar yazılan tefsirlerin adedi tahmin ediyorum bundan birkaç sene öncesini yapılan istatiğine göre 900 bine yakın yani. Bu kadar tefsir yazılmış yani. Onların içerisinde Türkçe'ye de tercüme edilmiş, Türkçe yapılmış tefsirler var. Mesela Elmalılı yani çok muteber bir tefsirdir. Ömer Nasuhi Bilmen Hazretleri'nin yazmış olduğu tefsir, halkımızın çok iyi anlayacağı bir dille yazılmıştır. Sosyolojiye çok meraklı olan insanlar varsa ki Seyyid Kutup mesela iyi bir sosyologtur, Kur'an-ı Kerim'e sosyal açıdan da bakmıştır. Dolayısıyla Seyyid Kutup'un tefsiri okunabilir. Böyle bugünkü günümüzde işte Fendi, işte bu tip şeylerle alakalı olan Celal Hoca var, onun şeyi var, tefsiri var. Yani araştırsınlar ama bir tefsir okumadan, bunun yanı başında bir hadis okumadan, mesela Diyanet'in çok güzel bir çalışması oldu. Kamil Miras'ın tercüme etmiş olduğu 12 ciltlik o hadis külliyatını, sahih hadisleri insanların anlayabileceği şekilde şerh ettiler. O da çok güzeldir. Onu alsınlar, 7 cilttir, harikadır. Kur'an-ı Kerim'e ışık tutar. Ondan sonra Riyazu Salih'in, işte bizim hocalarımızdan İsmail Lütfi Çakan Hoca, Raşit Hocamız, Cenab-ı Hak kendisine sağlık, sıhhat, afiyet versin. İşte Yaşar Kandemir Hoca,
bunlar bir araya gelerek Riyaz-ı Salihin'deki hadisleri şerh ettiler. Yani insanların anlayabileceği şekle soktular. Oradan hadislerle beraber Kur'an-ı Kerim'i birleştirip meallerle, tefsirlerle okuyup güzel bir şekilde öğrenebilirler. Yani çok uçuk bir şey değil. İlla da böyle televizyonda hazırcılığa kapılıp birilerinin şöhret kapılarını aralamak için yapmış oldukları bazı... Sen kimin adına kolaylık veriyorsun? Sen kimin adına kolaylık sağlıyorsun? Kolaylıklar var. Zaten dinin kendisi kolay. Kur'an'ın kendisi kolay. Dünyada eşi ve benzeri olmayan tek alfabe Kur'an-ı Kerim'dir. Eşi ve benzeri yoktur. Biz kendimizi zorlaştırıyoruz. Evet, evet. Çünkü... Ve 28 harftir. 28'i de sessizdir. Okumuyoruz. Sessizdir. Yok evet. Böyle bir alfabe. O kadar kolay öğrenilir ki 5 tane kaidesi vardır. Ben sizin programınızda bir defa zannediyorum geçmişteki programlarda söylemiştim onu. Ve bunu ben televizyonda da çokça sıkça söyledim ve 60 da program çektim. Ve 8. 9. programda 25 dakikalık programda 16-17 yaşındaki çocukların hepsi Kur'an'ı öğrendiler. Şu anda internetten de tıklasalar, yani bu bir reklam olmasın ama zaten internette bu var. Yani devletin öyle, koyduğu. Öyle reklama evet. Can kurban hocam. Sizin... Devlet koymuş onu orada. Profesör Nihat Temel Kur'an öğreniyorum programı. Tıklasınlar 60 program 9. derste Kur'an öğreniliyor. Evet. Dünyada böyle bir alfabe de yok. Böyle bir metin de yok. Yani metin de diyemiyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'i hiçbir şey diyemezsiniz. Arapça da diyemezsiniz. Bizim bir hocamız vardı. Hep sık sık söylerdi. Hatta Ahmet Coşkun Hoca da bunun üzerinde çok hassasiyetle dururdu profesör. Derdi ki Kur'an-ı Kerim Arapça değildir. Kur'an-ı Kerim Rabçadır. İlahi bir kelamdır. Evet, Arapça o günün diliydi. Peygamber Arap'tı. Oraya indi. Dolayısıyla mecburdu. Ve o günün şartlarında da en fasih, en belih dil yine Arapçaydı. Hocam, bize ayrılan sürenin maalesef ki muhabbetinize doyum olmuyor ama sonuna geldik. Bizim en büyük düşmanımız zaman zaten. Zaman. Şimdi ama bakıyorum sorulara. Size sormam gereken soruların çoğunda siz zaten cevap vermişsiniz. Evet. Yani çok böyle güzel bir özet geçtiniz gerçekten de. Allah razı olsun. Evet. Sizi tekrar konuk almak isteriz. Özellikle İnşallah. Kadir Gecesi'nin olduğu gün sizinle burada olmak isteriz. İnşallah. Ve burada hafızlarımız Kur'an-ı Kerim okusunlar. Sizler de inşallah okudukları ayet-i kerimelerin hem meallerini hem tefsirlerini hem de az önce tamamlayamadığımız konuları size tamamlamak isteriz. Size saygımız, sevgimiz, hürmetimiz sonsuz. Bizim de öyle. Allah razı olsun. Bizi konuk ettiniz. En azından söylediklerimiz kendimize ait değil. Var olan şeyleri burada aktarmaya çalıştık. İnşallah bizi dinleyenler İnşallah. Müstefid olmuşlardır. Dualarını bizlerden esirgemesinler. Allah sizin gibi hocalarımızı başımızdan eksik Amin, etmesin. Inşallah. Hocam çok sağ olun, var olun. Rica ederim. Allah Ramazan-ı Şerifimizi mübarek eylesin inşallah. Biz salatü selamla bitiriyoruz. Hep beraber inşallah. Buyurun efendim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. 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 Değerli izleyenler, bizleri izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Rabbim bu mübarek günlerde yapmış, yapacak olduğunuz tüm duaları dergah hizmetinde kabul eylesin. Kıymetli hocamıza da çok teşekkür ediyoruz. Allah kendisinden razı olsun, hayırlı uzun ömürler nasip eylesin. Efendim sizleri Kabe'nin, kalbinizin sahibi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun efendim. Seyyidina Muhammed, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. 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 Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.
dinem.